Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere yapay zeka, istatistik veya diğer veri madenciliği çalışmaları için sentetik veri nasıl oluşturulabilir? Sentetik veri nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Sentetik veri, gerçek olmayan ama gerçek verinin yerini tutabilecek karakteristikte olması gereken veridir. Bunun için çeşitli yöntemler, istatistiksel ve yapay zeka olarak modeller bulunmaktadır. Sentetik veri üretiminin en temel adımı gerçek verinin de elimizde olması gerekmesidir. Yoksa rastgele üretimler devreye girer ki bu doğruluk oranlarını düşürecektir. Sentetik veri üretimi genel olarak gerçek verilerden bir dizi örnek alarak istatistiksel dağılımlar geliştirerek ve daha sonra bu dağılımlardan gerçek verilerle aynı formatta yeni değerler yaratarak gerçekleştirilir. Gerçek veri kullanılarak üretilen sentetik verinin standart sapması ve açıklamalı istatistik gibi sonuçlarının gerçek veriye yakın çıkması beklenir. Sentetik veri üretiminde sizlere güzel bir araçtan bahsedeceğim. Gretel AI sitesi sentetik veri üretimi için aslında güzel olanaklar sunmakta. Geliştiren takıma bakacak olursak aslında projenin arkasında büyük bir ekibin olduğunu söylemek mümkün. Ücretlendirme konusunda developer paketinin işinize yarayacağını söyleyebilirim. Veriler elimizdeki gerçek verilere bir alternatif olarak kullanılabilir. Simülasyon yardımıyla ve algoritmalar ile gerçek verinin karakteristiğini bozmadan kararlı yapıyı koruyarak yapay üretilen verilerdir. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında gerçek veri kadar iyi ve bazı durumlarda gerçek veriden bile daha iyi olabileceği görülmektedir. Gerçek verinin gizliliğini korumak için yine sentetik veri başvurulan bir yoldur. Veya elimizdeki verinin çok az sayıda olması veya pozitif negatif dağılımının çok dengesiz olması gibi durumlarda sentetik veri kullanılabilir. Bu aracı kullanabilmek için tabii ki giriş yapmamız gerekiyor, kayıt olmamız gerekiyor. GitHub veya Google'dan veya bir e-mail adresi vererek kayıt olduktan sonra bu siteye giriş yapabiliriz ve bu dashboard kısmından bizim CSV dosyasını yükleyeceğiz. Tabii masa üstünde bulunan CSV dosyasını incelersek gerçek verimizi işte 42 satırdan oluştuğunu başlığı saymasa 42 satırdan oluştuğunu görebiliriz ve belki bu bizim için az bir veri seti olarak düşünebiliriz. İşte silindir, sürtünme, beygir gücü, ağırlık, hızlanma model gibi girdilerimize karşılık yakıtın kötü, normal, iyi şeklinde sınıflandırıldığı aslında bir veri seti. Burada örnek bir veri seti. Bunun için ben bu veri setinde sentetik veri kullanarak aslında daha büyük bir veri seti elde etmek istiyorum. Evet, tekrar bu Gretel aracını açacak olursak dashboard kısmını, evet, CSV dosyasını buraya yükleyeceğiz. Choose file deyip masa üstünden gerçek CSV'yi yüklüyoruz. Evet, projenin adına işte araç diyebiliriz ve create model diyorum. Evet, dosya yüklendikten sonra burada bizim yapmamız gereken şey nedir? Sentetik veri üretimi. Onun için Generate Synthetic Data kısmını seçiyoruz ve Continue kısmına basıyoruz. Evet, Configure kısmında model ile ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Model eğitilecek, daha sonra bizim istediğimiz sayı adedince sentetik veri üretilecektir. Number of records kısmı var. Soru işareti var mesela. Varsayılan olarak 5000 adet sentetik veri üretilir. Maximum invalid kısmı ise sentetik veri üretimi aşamasında doğrulama yapıldığında üretimi durdurmaya sebep olacak başarısız veri sayısını verebiliriz. Bunun varsayılan değeri 5'tir. Bu ayarlama modelin optimum veri üretmediği uzun süre devam edecek bir veri oluşturma sürecini yönetmeye yardımcı olur. Evet, artık bu kısımdan Begin Training butonuna basabiliriz. Ve şu an önce eğitim kısmı gerçekleşir. Yani veriyi önce bir öğrenecektir. Ve bu veriye uygun bir şekilde karakteristiğini bozmadan sentetik veri üreteceğimiz kısım gelecektir. Burada tabii ki
varsayılan olarak 100 epokluk bir eğitim yapılıyor aslında. 100 epok tamamlandığında, yani eğitim tamamlandığında, üretilen sentetik verinin kalitesinin veri gizliliği koruma seviyesini veya benzeri grafiksel sonuçları sunacaktır. Evet, eğitim tamamlandı. Sonuçlar olarak mesela işte sentetik kalite skorunun aslında orta düzey bir şey olduğunu, bu hani tabii ki epok sayısı arttırılarak bu daha iyi düzeylere getirilebilir. Verin üzerinde bazı sütunlarda oynama yapılarak, yani bazı kısımlar min-max yapılarak daha iyi şeylere getirilebilir. Buradan sentetik raporu da indirilebilir. Daha detaylı bir rapor. Evet, bu raporun burada daha detaylı halde görebiliriz. İşte 42 tane satırımızın olduğunu söylüyoruz ve burada kategorik olarak hangi sütunların kategoriyi, hangi sütunların sayısal değer olduklarını filan bu şekilde dağılım tablolarını daha detaylı bir rapor görebiliriz. Tekrar buraya dönersek, buradan View Records butonuna basıyoruz. Evet, işte sentetik veri üretme kısmı gelmiş oldu ve bizim burada aslında yapacağımız mesela 5000 satırlık bir sentetik veri üretmek. Buradan Generate butonuna basalım. Üretim biraz zaman alacaktır. Tamamlandıktan sonra Result kısmının sağ tarafında 3 nokta kısmına tıklayıp Dolant Result'a basıyoruz. Üretilen dosya inmiş olacaktır. Evet, bu dosyayı da masa üstüne alıyorum. Sentetik ismini veriyorum. Buna bir bakalım. Evet, görüldüğü üzere sentetik veri bizim gerçek veriye uygun bir şekilde, bir sentetik veri, 5000 satırlık bir veri üretilmiş oldu aslında. Evet, bir Google Colab açıyoruz ve burada üretilen sentetik veriyle gerçek veriyi buraya yüklüyoruz. Evet, her ikisi de buraya yüklendi. Daha sonra şöyle bir test yapalım. Evet, önce gerçek veri setini okuyorum ve daha sonra da sentetiği okuyalım. Evet, her ikisini de okuduk. Şimdi evet, açıklamalı istatistiğine bakacağım. Aynı şekilde sentetiğinkini de. Ve burada aslında buraya bakmaya çalıştığım şey, mesela ortalama değerlerine bakıyoruz bunların. Ve aynı şekilde burada ortalama değerine baktığımızda aslında çok uzağa gitmediğini, yani yakın aslında değerler olduğunu görüyoruz. Standart sapma bizim için önemli. Standart sapma değerlerine bakıyoruz. Ve burada da yine yakın standart sapma değerlerini görebiliriz. Yine %25'lik, %50'lik, %75'lik kısımları incelediğimizde ise yine yukarıdakine benzer sonuçların geldiğini görebiliriz. Dolayısıyla üretilen aslında sentetik verinin karakteristiğinin gerçek veriye yakın olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bizim için burada mesela sonuç neydi? Yakıttı aslında. Bir gerçek verideki yakıtın dağılımına bakalım. Bir de sentetiğin dağılımına bakalım. Evet, görüldüğü üzere aslında elimde iyi, mesela 8 gibi çok az bir sayı varken burada artık 1100 gibi aslında çok yeterli bir sayı olduğunu görebiliyoruz. Buradaki en önemli kısım, o sentetik veri üretildikten sonra elde edilen rapordaki kalitenin yüksek olması. Buradaki kalite, tabii ki bu bir örnek veri seti. Orta düzey bir kalite elde etmiştik. Onun iyiye çekmek için elimizden geleni yapıp üretilen sentetik verinin aynı gerçek veriyi temsil edebilecek kalitede olmasını sağlamamız gerekiyor. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.